Efendim, kürsü konuşmama isterseniz başlayabilirim. Şabat. İsmim babam vermiş. Çok seviyormuş bu ismi. Babaannesinin ismiymiş. Aslen Bingöl'lüyüm, Adaklılıyım. Üç kardeşiz, en büyüğü benim. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezunum. Çok zor bir dönemdi. Ama mezun oldum. Evlenmeyi düşünüyorum inşallah yakın bir zamanda. Şu an halihazırda bir işim yok. Olursa inşallah kaymakamlık olacak. Ben Meryem Şabat. Aslen Bingöl'lüyüm. Ailenin en büyük çocuğuyum. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldum. Milletvekili seçimler 2017-2018 arası bir dönemdi. Bahar dönemiydi sanki. Başka bir soruya geçebilir miyiz? Kaymakam olursam ilk başta neler yaparım? Çok güzel şeyler yapacağımı umut ediyorum. Mesela nasıl şeyler? Öncelikle muhtemelen görevlendirdiğim yere gittikten sonra bir ev tutarım. Efendim, babaannemin vesiyeti var. İlk kurban keseceğim kapımızın önünde, halka dağıtacağım, hepsi doysun. Yani böyle o şehre adapte olacak şeyler yaparaktan böyle şeyler yapabilirim. Yok ya, ben zaten başka sınavlara da girmiştim, onlardan sonuç bekliyorum ama bu olur ya bence. Olur değil mi? Olur olur. Milletvekili seçilme yaşı 2017 anayasa değişikliğiyle 18 yaşına düşürülmüştür. Hızlı bir şekilde şehre adapte olabilmek adına kamu kurumlarımızı ziyaret ederdim. Daha sonra toplumun genel yapısını daha iyi anlayabilmek için de halkın bulunduğu, halkla beraber iç içe yaşayabileceğimiz mekanlara girerdim. Bu şekilde bir aylık süreci tamamladıktan sonra diğer aylarda da o şehrin ihtiyaç ve gereksinimlerine uygun gerekli fizibilite çalışmalarını başlatır, valilikle birlikte bunu çalışmalarını sürdürmeye gayret gösterirdim. Efendim, ben böyle bir şey mi vardı? Yani yönergede yazmıyordu, okumadım. Ama yani ben şu an hazır değilim, yapamam. İsterseniz başka vakit. Kürsü, efendim şu an pek hazır değilim böyle bir konuşma yapmaya. Yapmasam olur mu mülakatın prosedürü açısından? Tabii efendim, nasıl isterseniz ben hazırım. Tabii efendim, ben hazırım. Saygıdeğer hocalarım, kıymetli öğretmenlerimiz, değerli hazirun, bugün çok önemli bir günde bir araya geldik. Bugün çok kutsal meslekler arasında yer alan öğretmenlerimizin günü. Bugün gençliğin, geleceğin köprüsü olan öğretmenlerimizle beraber bu salonda olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşamaktayım. Efendim, sonuçlar ne zaman açıklanır? Tamam, kalkayım. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Değerli arkadaşım, yol temizlemek, yol yapmak, kanalizasyon inşa etmek,